Rize İkizdere'ye gideceğiz. İkizdere'de yapılan Ovit Yaylası şenlikleri kapsamında dünyanın en büyük horon halkası denemesi gerçekleştiriliyor. Selman Kutlu o noktada ayrıntıları anlatıyor. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Rize'nin İkizdere ilçesinde Ovit Yaylası Ekşioğlu şenlikleri, Ekşioğlu Vakfı şenlikleri düzenleniyor. Tam 24.sü düzenleniyor. Burası tabii tam 2640 rakım. Yani belki Türkiye'de festivallerden bir tanesi, ama biz önce horona girmeden, tabii burası yayla olunca burada yöresel ürünler gördüğünüz gibi şu anda yayıp vuruluyor. Buranın sütü, buranın. Buradan ne çıkacak abi? Buradan ayran çıkacak. Tabii o tamamen buranın yayla ve sütü. Tabii. Bunu ne kadar zaman vuruyorsunuz böyle? İlk başta ya yoğurt yapılır ya kaymak yapılır. Kaymaktan daha sonra bu 1 saat 1 saat 15 dakika vurulur. Yağı alınır. Daha sonra ayran kalır. Sabırsızlıkla bekliyor sanırım. Bekliyor. Kolay gelsin. Evet, şöyle devam edelim. Burada hemen ablalarımız var. Tabii Rize'nin kuzinası meşhur. Siz bakmayın buranın böyle güneş gözüktüğüne. Şu anda gömlekle yiyorum ama güneş oluyor, ama üşüyorum. Gerçekten 10 derece civarında bir sıcaklık var. Yani sobanın yanına da oturabilirsiniz. Hemen şöyle gelelim. Oo, koleti diyorlar. Koleti değil mi ablacığım bu? Evet, bu Rize'nin meşhur koletisi. Gördüğünüz gibi pişiyor. Bunun içine yağı atıyorsunuz. Minciyi koyuyorsunuz ve ondan sonra herhalde bu yayla havasında nasıl yapıyorsunuz bunu? Evet, peynir var içinde. İçinde peynir, ondan sonra çikolata, minci, isteyen nasıl istiyorsalar. Hemen şöyle geçeyim ben bir. Kolay gelsin. Ablacığım, açma işlemi sende galiba. Evet. Koleti değil mi bu? Koleti, evet. Bu adam bunu yedi mi herhalde, ama iyi bir koşman lazım eritmen için. Bence de tereyağı da süreceğiz ona ki çok. Bayağı. Kalori fazla ya. Bu kalori. Rize peyniri değil mi sanırım? Peynir, cibil peynir. Evet, ben hemen, evet, kolay gelsin, şöyle arkaya doğru geçip. Evet, o Süleyman Ekşi Başkanım da burada. Mısır pişirmek size mi kaldı başkanım? Evet, her şeyi denemek lazım. Bugün biz Ekşioğlu... Mısırı da göstereyim, daha yeni attınız galiba. Evet, evet, daha yeni şu anda. Bu mısır tamamen yine burada doğal bahçelerde. Koli var, mısır, değişik, lavuz, farklı isimleri var. 24.sü, müthiş bir hava, soğuk. Ya son 6 yıldır bizde de Uyut'ta hava güneşli, duman var, sis var, ama gördüğünüz gibi çok temiz bir hava var. Biz sahilde tabii, yananları buraya çağıralım değil mi? Tabii, sahil yakın bölgedeki tüm akrabalarımızı, hemşerilerimizi buraya çağırıyoruz. Burada yiyecek, içecek, ulaşım, her konuda her şey var. Bir tek halkımız eksik. Onları da bu güzellikleri yaşamak için buraya bekliyoruz. Biz de başkanım şu alanı bir gösterelim Türkiye'ye, dünyaya o zaman. Şu horon halkasını. Burada gel kameraman arkadaşım, rica edeyim, şöyle alana doğru gidelim. Yayın yanından geçelim. Evet, burada şu anda tabii ki şöyle sağ tarafı da bir göstereyim. Buraya geceden gelip burada görüyorsunuz, piknik modu, masası, sandalyesi, çadırını kuranlar var. Bunlara geceden geliyor değil mi başkanım? Geceden gelip yerleşiyor ve burada sabahlıyorlar. Gördüğünüz gibi çadırlarını kuruyorlar. Her türlü ihtiyaçları burada gidiyorlar. 2 gün boyunca burada yatıp kalkıyorlar ve bu güzelliği yaşıyorlar. Tamam başkanım, teşekkür ederim. Ben şöyle horonu bir dolanayım, göstereyim dünyaya. Evet, şöyle devam edelim ve yavaş yavaş horon halkasını yanaşacağız. Görüyorsunuz masalar kurulmuş. Hemen şöyle sağ tarafa geçeyim. Bir de tabii bu bölgenin bir ekmeği var. Onu da gösterelim size şöyle. Bu da burada yok satıyor. Bu Vakfı Kebir ekmeği mi? Gümüşhane ekmeği abi, Gümüşhane. Pardon, Gümüşhane ekmeği ama görüyorsunuz burada yok satıyor. Bu nasıl oluyor? Neden para? Ekşi maya, tam buğday olduğu için. Tamamen doğal. Bayatlamıyor. Bayatlamaz. Ağır da bayağı. Tabii ki 5-6 kilo geliyor. 10 kilo da ekmekler var. Ne kadar bu ekmek? Kilosu 60 lira. Kilo da satıyor ya. Tabii ki. 500-600 liraya kadar ekmek de var. Çok sağ ol. Evet, şöyle alana doğru gidelim yavaş yavaş. Horon başladı. Horon başladı. Biz de bu Karadeniz'de bu soğuk havada 10 derecede millet sahilde yanarken, denize girerken burada insanlar gördüğünüz gibi rahatlıkla horon oynayabiliyorlar. Üşüyorlar. Sporunu yapıyorlar. Karadeniz insanı zaten bu kemenceyi duyunca yerinde duramıyor. Gördüğünüz gibi 7'den 70'e yaşlısı, genci, hepsi burada. Ama şöyle kameraman arkadaşlar, rica edeyim. Biz neredeyiz? Şöyle yukarıyı görüyorsunuz. Duman, sis bir yanda. Yukarıda Türk bayrağı var dağın orada. Hemen sağ tarafta bakın, çadırlar var. Gerçekten yüzlerce, binlerce kişi Rize'den, Erzurum tarafından bu bölgeye gelmiş durumda. Bakın sis bulutlarından. Tabii o burada soğuk havayı da yansıtıyor.
şöyle devam edelim. Şu anda dünyanın en büyük horon olarak halkası yapılıyor, denemesi yapılıyor. Ve Rizeliler de bu kemenceye ayak uyduruyorlar. Biz şöyle devam edelim. Kameraman arkadaşım size bol bol oynayanları göstersin. Tabii başlarında o özel puşiler var Rize'ye, bölgeye ait. Gördüğünüz gibi buranın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Bugün başladı festival burada. Yarın da devam edecek. Özellikle yarın buranın mahşer yeri gibi oldukça kalabalık olması bekleniyor. Mesela şöyle bir gidelim. Burada gördüğünüz gibi hem çeşan mı diyoruz? Evet. Karadenizlik var ama şöyle bir bakayım, nerede horon, nasıl gidiyor? Harika. Halka rekoru gelir mi? Efendim? Halka rekoru gelir mi? Herhalde, her zaman. Siz niye duruyorsunuz o zaman, horona girmiyorsunuz? Horona. Biz de girelim tabii horona ama şöyle kendime göre yavaş oynayan bir yer bulayım. Ben de geleyim hadi. Böyle mikrofonu tutayım. Çok iyi olmasam da biraz idare edeceğiz. Tabii burası engebeli bir arazi. Onun için oynamaya çalışıyoruz. Biz de horonu bilirim. Ayaklarım da fena değildir ama burada tabii Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzurum hepsi var. Tüm bölgelerden insanlar buraya gelmiş durumda. Tam 24 yıldır bu horon burada yapılıyor. Bu festival burada yapılıyor. Çeşitli etkinlikleri var. Özellikle yayla göçü yürüyüşü canlandırıldı. O yürüyüşte çok renkli görüntüler vardı. Sineklerin, o güzel süslenmiş sineklerin görüntüleri. Yarın birçok yarışmalar var. İnek güzellik yarışması var. Yaylanın en güzel ineği seçilecek. Kameram arkadaşım şöyle göstersin siz de halkayı isterseniz bir yandan da. Hatta sol tarafa doğru dönersen ne kadar geniş dalga, herhalde rekora doğru gidiyoruz. Ben tabii horonumu oynamaya devam edeyim bir yandan da. Hadi siz de devam edin. Ben şöyle... Gel gel, devam devam. Bırakmıyorlar horonda beni. Çıkmak istedim ama demek ki fena değilmişim. Oynamaya devam o zaman. Bir yandan anlatayım. Burası dediğim gibi Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası. Hemen arkası bu rampadan aşağı yaklaşık 10 kilometre aşağıda Erzurum sınırına giriyorsunuz. Tabii yani sınır bölgesi burası ama İkizdere'ye ait bir yer. Ekşioğlu Vakfı'nın 24 yıldır burada bu festivali aralıksız devam ettiriyor. Tabii bu 2600 rakım özelliği şurada. Burada duman geliyor, bir bakıyorsun düşüyorsunuz. Bir bakıyorsun birazdan yanıyorsunuz. Bu tarafta güneş dağın, o tarafında biz olduğu için yağmur oluyor. Çok iklimli bir yer. Onun için buraya akşamdan o sahilde yanan insanlar geliyor. Ben şöyle hemen çıkayım. Biraz da diğer taraflara gidelim. Kamera bakalım sen göster horon. Bol bol detay verelim. Türkiye dünya görsün buradaki o horon halkasının büyüklüğünü, gördüğünüz gibi devam ediyor. Söylediğim gibi Karadeniz sahili yüksek rutubet ve nemden adeta sıcaktan oturulmuyor ama insanlar o sıcaktan, nemden kaçmak için hatta buraya akşamdan geldiler. Çadırlar falan var. Onunla oralarda kalıyorlar. Bu akşam da burada konaklayacaklar kendi imkanlarıyla o çadırlarda. Ve yarın akşam festival sürecek. Evet biliyorsunuz güzel bir kıyafet daha yine burada. Renkler tutmuş. Bunun adı nedir? Efendim? Bunun adı nedir? Fuşi. Fuşi mi? Fuşi başa takılan değil mi? Fuşi o değil mi abla? Evet fuşi bu. Sen yanlış biliyorsun. Onu da iyi biliyor bu. Bilmiyorum. Biliyor, biliyor. Nereden geldiniz? Biz Rize'den. Her yıl geliyor musunuz o yüzden? Evet. Peki bu sahilde yananlara ne söylemek istersiniz? Anlamadım. Sahilde sıcakta yananlara ne söylemek istersiniz? Brozlaşsınlar. Yani bu soğuk havaya gelsinler mi? Gelsinler. Evet hadi kolay gelsin. Devam edelim bir yandan da. Şöyle geçelim bu tarafa. Gerçekten şu an halkanın boyu gittikçe artıyor. Tabii Rize'den buraya doğru, Erzurum'dan, Gümüşhane'den, Trabzon'dan birçok kişi geliyor. Onun için sayıda sürekli olarak artıyor. Evet 2600 rakımlı bir yer şu anda 10 derece. Gerçekten üşüyoruz. Ama bir anda güneş vuruyor. Bakın şu anda mesela hemen yukarıyı gösterelim. Yani zirvedeyiz. O sis bulutlarının dumanı görüyorsunuz. Buranın o havasını dengeleyen şey bu duman. Geliyor rüzgarla beraber gidiyor. Bir bakıyorsunuz açıyor. Bir bakıyorsunuz dolu bile yağabiliyor. Yani bu Ağustos'tayız ama 10 derecedeyiz. Dolu bile yağabiliyor. Evet görüyorsunuz gençler. Gerçekten horonu şu anda çok iyi oynuyorlar. Hemen şöyle gidelim. Orada bir yaşlı demeyeyim de ama güzel horon ediyor. Onun yanına gitmek istiyorum. Gidelim yanına. Hemen geçelim. Ben de hatta yanına da gideyim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi bu horon nasıl? Sen 2 saattir oynuyorsun. Ben seni takip ediyorum. Benim yaşım 58. Ben doğuştan folklorcuyum. Halk oyunları ekip horon sesi kemenceyi duydum duramıyorum. Gerçek. Tulum, tulum, tulum. Peki bu şifa niyetine mi? Hastayı da diriltiyor mu abi? Aynen öyle vallahi. Sen ne zaman yorulacaksın? Ben yorulmam hiç. Hiç. Ben kafa herkes... Akşama kadar horon mu oynuyorsun? Aynen. Ben 1987 senesinde Haydar Yaylası'nda 3 gün 3 kez horon oynadım. Peki bu 2640 rakımda. Wow, gerçekten müthiş bir yer. İnsanlar sahilde yanıyor. Evet. Ama burada çok değişiyor. Bu veli nimet sanırım. Maalesef çok şeyler kaçırdılar buraya gelmediklerinden. Daha kaçırmadılar. Bence seslen de yarına. Ya, yarını da var. Yarın herkesi buraya bekliyoruz. Çok daha geniş katılımla beraber. Bakayım ayak uydurabilecek miyim sana? Balkanın ucu gitti abi. Onu sallayamam öyle ben abi. Nasıl sallıyorum? Bir daha salla. Omuz mu sallıyorsun abi? Maşallah. Evet, 2640 dakika oynuyorsun. Terlemek çok. Yani valla şu anda 10 dakikadır koşturuyorum ama 1 gram tem atmadı. Hatta hala üşüyorum. Yani o sahil dediğin gibi sıcakta olanlar. Valla durmayın. Gelin o it yaylasına. Hem buranın tadını çıkarın. Hem keyfini çıkarın. Hem yani horonunuzu oynayın. Her şeyi yapabilirsiniz. Burada dediğin gibi birçok aktivite var. Yani sadece horon değil, çocuklar için alanlar kuruldu. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş durumda. Görüyorsunuz halka gitgide arttırıyor şöyle. Görüyorsunuz bak 7'den 70'e herkes burada. Bakın çocuğu, büyüğü, yaşlısı herkes burada şu anda. Ve buranın tadını çıkartmaya çalışıyor. Tabii festival dediğim gibi yaklaşık yarın akşam son bulacak. Yarın akşama kadar bu horon hiç durmadan devam edecek ama şu anda dünyanın en geniş halkalı horonunu yapmaya çalışıyorlar. O rekoru kurmaya çalışıyorlar. Biz de tabii bu anlara şahitlik ediyoruz. Evet söylediğim gibi buraya Türkiye'nin Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'den birçok kişi 24 yıldır yapılan bir festival olduğu için bugünü, bu tarihi bildikleri için akın akın geliyor. Şöyle hemen sağ tarafta gösterelim. Bakın araçları görüyorsunuz. Orada çadırlar var. Akşamdan gelip kalıyor. Bu insanlar bu akşam inmeyecek. Burada kalacaklar. Yarın festival devam edecek. Onun için bu coşku da burada hiç dinmeyecek diyebiliriz. Tabii bir yandan o sandalyeye oturanlar burada buranın tadını çıkaranlar. Evet, şu anda aslında horonun tam ritmi başladı. Siz de duyuyorsunuzdur. Rizeli'nin ben şimdi bakın şöyle gelin. Bakın tam horon başladı. Bakın nasıl titremeye başlıyorlar. Şöyle bak. Kameram arkadaşımı getirin. Bakın. Aslında bu dik horon. Yani şu anda horonun ritmi yükseldi mi Rizeli de duramıyor. Yerinde titremeye başlıyor. Bir soralım. Bu şimdi dik horon mu oluyor? Dik horon. Hızlandı. Tamam yerinde durmak yok mu daha? Kemencenin en son hali. Rizeli bunu duydu mu tamam mı? Doğru. Aynen. Hadi kolay gelsin. Görüyorsun bunun adı aslında titreme. Ayaklar yerden kalkmıyor. Hızlanıyor. Tabii bunu yapanlar var, yapamayanlar var. Herkes kendi yöresine göre oynayabilir. Biz şurada yöresel kıyafetlerin yanına da gidelim. Bakın maşallah 7'den 70'e herkes burada. Ritmi değişiyorlar. Bir yandan oynuyorlar. O başlarındaki puşi dedik. Alta çeşan giyiyorlar. Çeşan takıyorlar. Tabii erkeklerle bayanlar biraz daha farklı figür oynayabiliyor. Şu amcamı bir daha bakayım. Nasıl? Titre bakayım. Bakın omuzlar sallanacak diyordu. Hala sallıyor. 58 yaşında hiç yaşlanmadı maşallah. Biz devam edelim şöyle. Hemen geri doğru devam edelim. Evet şu anda gördüğünüz gibi halka sürekli olarak genişliyor, büyüyor. Horonun ritmi arttıkça, hızı arttıkça buradaki insanlar da coşuyor. Ama tabii en güzel tarafı bakın yaklaşık 10 dakikadır kimse burada bırakmadı horon ama 1 gram ter yok. Çünkü hava 10 derece, sıcaklık yok. Bakın burada değişik bir horoncu. Tabii burada çeşit çeşit her yerin farklı bir figürü var. Herkes kendi figürünü, kendi yöresinin oyununu sergiliyor. Evet, buna kendinden geçmiş bir arkadaşımız kemenceyi duyunca dayanamıyor tabii ki. Halka şöyle devam ediyor sola doğru. Evet, gerçekten şu anda Rize'nin Çizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda muhteşem bir coşku var. Tabii ki bu coşku
coşku yarına kadar, yarın akşama kadar devam edecek. Şimdi 6 gibi bitiyor, 17-18 gibi. Neden? 18'den sonra hava burada 5 derecenin altına düşüyor. Yani sobayı yakmazsanız duramazsınız. Tabii bunları anlatıyorum. Sahildeki insanlarımızı biraz kıskandırıyorum. Oradan çıkıp buraya gelsinler diye Rize'de o nemin etkisinde yaşayanlar bence buraya gidip bu soğuk havanın keyfini yaşamaları lazım. Buradaki bu organizasyonun, müthiş organizasyonun tadını çıkartmaları lazım. Gördüğünüz gibi herkes 7'den 70'e genci yaşlısı horonunu oynuyor. Halka da gün geçtikçe, yani dakikalar geçtikçe artıyor. Çünkü festival yeni başladığı için gelinler de buraya noktalar, yani trafikten dolayı sıkışanlar da var. Yeni yeni katılımlar geliyor. Gördüğünüz gibi burada ablalarımız hemen gösterelim. Başlarında puşiler var. O puşiler tabii burada bölge bölge değişiyor. Çamlıhemşi bölgesini özellikle kullanıyor. Biz ikizlere tarafındayız. Horon hiç durmuyor. Maşallah diyelim, Rizeli'nin, Karadenizli'nin, Trabzonlu'nun, Gümüşhane'nin enerjisi hiç bitmiyor. Onu siz de görüyorsunuz herhalde, bu enerjinin bitmediğini. Tabii bundan sonra etkinlik devam edecek. Horon hiç durmayacak. Akşam 18'e kadar burada. Hava kararına kadar horon var. Aynı şekilde yarın da saat 10'da sulandırılacak. Yine akşama kadar horon var. Horona doymak isteyenler Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'na gelebilirler. Gerçekten çok büyük bir coşma. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, şöyle karşıya da geçelim. Gördüğünüz gibi halka geniş. Burası çok büyük bir alan tabii ki. Ve bu alanda gün geçtikçe, dakikalar geçtikçe artmaya devam ediyor doluluk oranı. Hemen arkada görüyorsunuz. Yani her şeyi düşünmüş. Çocuklarıyla gelecek olanlar. Onlar horon oynayabilir. Ama çocuklar arkada eğlence parklarında oyunlarını yani oynayabilir. Büyükler horon oynuyor. Çocuklar arkada oyunlarını oynuyor. Evet, görüyorsunuz. Gençler gerçekten formda. Ama şunu gördük az önce, yaşlı amcamızı vallahi yarım saattir bildiğin horon ediyor. O da gençlere taş çıkarıyor diyebiliriz. Hemen şöyle gidelim aslında. Yanlarına doğru bakalım. Horon. Bakalım horon nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor horon? 10 numara. 10 numara. Süper. Nerelisin? Rize. Neden gel? Evet. Bu Rize oyunu mu? Evet. Bir örnek ver bakalım bize. Daha iyi böyle. Daha iyi yok mu? Var var. Hadi, oyna bakalım hadi o zaman. Çalacaklar mı? Sen o, sen onu uydurur. Çalmadın. Hadi bakayım. Yap bakayım bir üç ayak. Evet, görüyorsunuz. Rize'nin genç kızları. Gerçekten oyun anlamında çok iyiler. Hünerlerini gösteriyor. Tabii bağırmadan da olmuyor. O enerjiyi dışarı atmadan da olmuyor. Ya burada dediğim gibi ilçeden ilçeye oyun türleri değişebiliyor. Yani İkizdere'de farklı, Çamlıhemşi'de farklı. Mesela o taraf tulum oluyor. Tulum oyunu farklı. Şu anda burada kemence çalıyor. Ve herkes kendi figürünü ama o kemence uydurup oynayabiliyor. Evet, 2640 rakım. Şu anda 10 derece. Şöyle aşağı inerseniz 30 derecenin üstünde %90 nem var. Ama İkizdere'nin Ovit Yaylası'nda 10 derecede üşüyoruz. Ve bu soğukta herkes, bakın şurada minikler de oynuyor. Hemen yanlarına gidelim. Ben dedim ya 7'den 70'e diye. Maşallah onlar da bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi. Nasıl gidiyor horon? Çok iyi gidiyor. Biliyor musun? Biraz. Nasıl gidiyor horon? İyi. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet. Evet, Rize'nin Kitlere ilçesi Covid yaylasındayız. Dediğim gibi burada dünya horonda en büyük halkayı oluşturmak için bir rekor denemesi vardı. Onu şu anda devam ettiriyorlar. 10 derecede 24 yıldır yapılan bu Ovit Yayla Şenlikleri gerçekten müthiş görüntüde sahne oluyor. Burada her türlü yaylanın doğal ürünlerinden bulabilirsiniz. Eğlence alanları var ama en önemlisi bu alanda 10 derecede buz gibi havada rahatlıkla horon oynamaya gelebilirsiniz diyelim ve sözü Rize'nin İkizdere Ovit Yaylası'ndan size bırakalım.